Bismihi Sübhaneh, Tenbih. İşârâtü'l-İ'câz tefsiri, eski Harb-i Umumi'nin 1. senesinde Cephe-i Harp'te mehazsiz ve kitap mevcut olmadığı halde telif edilmiştir. Harp zamanının zaruretinden başka, 4 sebebe binaen gayet muhtasar ve icazlı bir tarzda yazılmış. Fatiha ve nısf-ı evvel daha mücmel, daha muhtasar kalmıştır. Evvela, o zaman izaha müsaade etmiyordu. Eski Said, icazlı ve kısa tabiratla ifade-i meram ediyordu. Saniyen, gayet zeki olan kendi talebelerinin derece-i fehimlerini düşünüyordu, başkalarının anlamalarını düşünmüyordu. Salisen, eski Said, en dakik ve en ince olan nazm-ı Kur'an'daki icazlı olan icazı beyan ettiği için kısa ve ince düşmüştür. Fakat şimdi ise yeni Said nazarı ile mütalaa ettim, elhak eski Said'in bütün hatiyatı ile beraber şu tefsirdeki tetkikat-ı aliyesi onun bir şaheseridir. Yazıldığı vakit daima şehit olmaya hazırlandığı için halis bir niyet ile ve belagatın kanunlarına ve ulûm-u arabiyenin düsturlarına tatbik ederek yazdığı için hiçbirini cerhedemedim. Belki Cenab-ı Hak bu eseri ona kefaret-i zünüp yapacak ve bu tefsiri de tam anlayacak adamları yetiştirecek inşallah. Eğer 1. Harb-i Umumi gibi maniler olmasaydı, tefsirin şu 1. cildi, icaz vücuhundan olan icaz-ı nazmiyi beyan ettiği gibi, diğer cüzler ve mektuplar da müteferrik hakaiki tefsiriyeyi içine alsaydı, Kur'an-ı Mucizül Beyan'a güzel bir tefsiri cami olurdu. Belki inşallah şu cüz-i tefsir ve 66 adet, belki 130 adet sözler ve mektubat risaleleriyle beraber mehaz olursa, ileride bahtiyar bir heyet öyle bir tefsiri Kur'an'i yazsın inşallah. Said Nursi. Haşiye, bu harika tefsirde münafıklar hakkında olan 12 ayet ile muannit kafirler için olan 2 ayetin izahat ve tafsilatının içinde çok münasebat-ı belagatı çoklar anlamayacak ve istifade etmeyecek ehemmiyetsiz nüktelerinin zikredilmesinin sırrı ve diğer ayetlerdeki tahkike ve izaha muhalif olarak mahiyeti küfriyenin tafsilatına ve ehli nifakın temessük ettikleri şüphelerine pek az temas edilmesinin hikmeti ve yalnız elfaz-ı Kur'aniyenin ince işaret ve delaletlerinin ehemmiyetle beyan edilmesinin sebebi 3 nüktedir. 1. nükte, bidayeti zuhuru İslamiyet'te muannit ve kitapsız kâfirlerin ve nifaka giren eski dinlerin münafıkları gibi aynen bu zaman-ı ahirde bir naziresi çıkacağını ders-i Kur'ani'den gelen bir sünuhat ile eski Said hissetmiş. Münafıklar hakkındaki ayetleri izah ile en ince nükteleri beyan etmiş, fakat mütalacıların zihnini bulandırmamak için mahiyeti mesleklerini ve istinat noktalarını mücmel bırakmış, izah etmemiş. Zaten Risale-i Nur'un mesleği odur ki, zihinlerde bir iz bırakmamak için sair ulemaya muhalif olarak muarızların şüphelerini zikretmeden öyle bir cevap verir ki, daha vehim ve vesveseye yer kalmaz. Eski Said bu tefsirde Risale-i Nur gibi zihinleri bulandırmamak için yalnız belagat noktasında lafzın delaletine ve işaratına ehemmiyet vermiş. 2. nükte, madem Kur'an-ı Hakîm'in her harfinin okunmasıyla öyle bir kıymeti olur ki, bir harf 10, 100, 1000 ve binler sevabı ve baki meyve-i uhreviyi verecek mahiyettedir. Elbette eski Said'in bu tefsirinde bir saç gibi, bir zerre gibi Kur'an'ın kelimatına temas eden nükteleri izah etmesi israf değil, ehemmiyetsiz değil. Belki göz kapaklarının kirpikleri ve belki göz bebeğinin zerreleri gibi kıymetli olduğunu hissetmiş ki, o dehşetli harp içinde bu incecik saç gibi münasebetleri yazmaktan ve düşünmekten avcı hattında düşman gülleleri onu şaşırtmamış, ondan vazgeçirmemiş. Haşiye, acaba böyle bir adam hiç mümkün müdür ki dini siyasete, dünyaya alet etsin? Bu ittihamı yapanların ne derece adaletten hariç bir zulüm ettikleri anlaşılır. Nur talebelerinden Zübeyir Bayram. 3. nükte, Türkçe'ye tercümesi Arapçadaki cezalet, belagat ve harika kıymetini muhafaza edememiş. Bazen de muhtasar gitmiş. İnşallah Arabi tefsir bu tercümenin ahirinde bir mani olmazsa neşredilecek, tercümedeki noksanlarını izale edecek. Fakat Arabi tefsirde tevafukun envaından çok harikalar vardır. Beşer ihtiyarı karışmamıştır. Onun için o matbuğun aynı tarzında imkanı varsa mümkün olduğu kadar çalışmak lazımdır ki alamet-i makbuliyet olan o harikalar kaybolmasın. Said Nursi. Bismihi Sübhane. 40 sene evvel Harb-i Umumi'de, cephede, avcı hattında, bazen at üstünde telif edilen bu İşârâtü'l-İ'câz tefsirinin bir kısmını üstadımızdan ders aldık. İlmi belagatı ve kavaid-i arabiyeyi bilmediğimiz halde, aldığımız ders ile bundaki bir sırr-ı azimi fehmettik ki, bu İşârâtü'l-İ'câz tefsiri hakikaten harikadır. Bu tefsir, Kur'an'ın vücuhu icazından yalnız nazmındaki icazı harika bir tarzda göstermesi münasebetiyle 4 noktayı beyan ediyoruz. Birincisi, madem Kur'an kelamullah'tır, umum asırlar üzerinde ve arkasında oturan muhtelif tabaka tabaka olarak dizilmiş bütün nev-i beşere hitap ediyor, ders veriyor, hem bu kainat Halik-i Zülcelal'inin kelamı olarak rububiyetin en yüksek mertebesinden çıkıp, bu binler muhtelif tabaka muhataplarla konuşuyor, umumunun bütün suallerine ve ihtiyaçlarına cevap veriyor, elbette manaları külli ve umumidir. Beşer kelamı gibi mahsus bir zamana, muayyen bir taifeye ve cüz'i bir manaya inhisar etmiyor. Bütün cin ve insin binler muhtelif tabakada olan efkar ve ukul ve kulub ve ervahının her birisine layık gıdaları veriyor, dağıtıyor. İkincisi, kelam-ı ezeliden gelen ve bütün asırları ve bütün tavaif-i nev-i beşeri muhatap ittihaz eden Kur'an-ı Hakîm'in gayet külli manalarının, cevherlerinin sadefi hükmünde olan lafz-ı Kur'ani elbette küllidir. Yalnız kıraatında her bir harfinin 10, 100, 1000 ve binler ve eyyam-ı mübarekede 30.000'e kadar sevab-ı uhrevi ve meyve-i cennet veren huruf-u Kur'aniyenin her birinde, mevcudiyeti kat'î olan icazın bir kısmını bu tefsirde gördük. Üçüncüsü, bir şeyin hüsnü cemali, o şeyin mecmuunda görünür. Cüzlere ayrıldığı vakit, mecmuunda görünen hüsnü cemal, parçalarında görünmez. O şeyin umumunda tezahür eden nakş ve güzellik, her bir kısmında aranmaz. Görünmediği vakit, görünmemesi onun sebebi kusuru tevehhüm edilmez. Böyle olmasına rağmen, Kur'an-ı Hakîm'in sure ve ayetlerinde görünen mucize-i nazm, heyat ve keyfiyat itibariyle tahlil edildiği vakit, başka bir tarzda yine kendini ehli tetkike gösteriyor. İşte bu İşârâtü'l-İ'câz Arabi tefsiri, icaz-ı Kur'an'ın 7 menbaından bir menbaı olan nazmındaki cezaleti en ince esrarına kadar beyan ve izhar ediyor. Kur'an-ı Hakîm'in 10, 100, 1000 ve binler, ve eyyam-ı mübarekede 30.000'e kadar semere-i uhrevi veren hurufatının her birine ait, İşârâtü'l-İ'câz'ın azami ihtimam ile onlardaki icazı göstermeye çalışması elbette israf değil, aynı hakikattir. Dördüncüsü, Kur'an-ı Hakîm'in kelam-ı ezeliden gelmesi ve bütün asırlardaki bütün tabakat-ı beşere hitap etmesi hasebiyle manasında bir camiyet ve külliyeti harika vardır. İnsandaki akıl ve lisan gibi bir anda yalnız bir meseleyi düşünmek ve yalnız bir lafzı söylemek gibi cüz'i değil, göz misillü muhit bir nazara sahip olmak gibi kelam-ı ezeli dahi bütün zamanı ve bütün taife-i insaniyeyi nazara alan bir külliyette bir kelam-ı ilahidir. Elbette onun manası beşer kelamı gibi cüz'i bir manaya ve hususi bir maksada münhasır değildir. Bu sebepten bütün tefsirlerde görünen ve sarahat, işaret, remiz, ima, telvih, telmih gibi tabakalarla müfessirinin beyan ettikleri manalar, kavaid-i arabiyeye ve usulü nahve ve usulü dine muhalif olmamak şartıyla o manalar o kelamdan bizzat murattır, maksuttur. Tahiri, Zübeyir, Sungur, Ziya, Ceylan, Bayram. İfadetül Meram. Kur'an-ı Azimüşşan, bütün zamanlarda gelip geçen nev-i beşerin tabakalarına, milletlerine ve fertlerine hitaben arş-ı âlâdan irad edilen ilahi ve şumullü bir nutuk ve umumi, rabbani bir hitabe olduğu gibi, bilinmesi bir ferdin veya küçük bir cemaatin iktidarından hariç olan ve bilhassa bu zamanda dünya maddiyatına ait pek çok fenleri ve ilimleri camidir. Bu itibarla, zamanca, mekanca, ihtisasca, daire-i ihatası pek dar olan bir ferdin fehminden ve karihasından çıkan bir tefsir, bihakkın Kur'an-ı Azimüşşan'a tefsir olamaz. Çünkü Kur'an'ın hitabına muhatap olan milletlerin, insanların ahvali ruhiyelerine ve maddiyatlarına, cami bulunduğu ince fenlere, ilimlere bir fert vakıf ve sahibi ihtisas olamaz ki ona göre bir tefsir yapabilsin. Hem bir ferdin mesleği ve meşrebi taassuptan hali olamaz ki hakaiki Kur'aniyeyi görsün, bir tarafane beyan etsin. Hem bir ferdin fehminden çıkan bir dava kendisine has olup başkası o davanın kabulüne davet edilemez. Meğer ki bir nevi icmaın tasdikine mazhar ola. Binaenaleyh Kur'an'ın ince manalarının ve tefsirlerde dağınık bir surette bulunan mehasininin ve zamanın tecrübesiyle fennin keşfi sayesinde tecelli eden hakikatlerinin tespitiyle her biri birkaç fende mütehassıs olmak üzere muhakkikîn-i ulemadan yüksek bir heyetin tetkikatiyle, tahkikatiyle bir tefsirin yapılması lazımdır. Nitekim kanuni hükümlerin tanzim ve ıttıradı bir ferdin fikrinden değil, yüksek bir heyetin nazarı dikkat ve tetkikatından geçmesi lazımdır ki, umumi bir emniyeti ve cumhur-u nas'ın itimadını kazanmak üzere millete karşı bir kefalet-i zımniye husule gelsin ve icma millet hücceti elde edebilsin. Evet, Kur'an-ı Azimüşşan'ın müfessiri, yüksek bir deha sahibi ve nafiz bir içtihada malik ve bir velayet-i kamileyi haiz bir zat olmalıdır. Bilhassa bu zamanlarda, bu şartlar ancak yüksek ve azim bir heyetin tesanüdüyle ve o heyetin telahuk-ı efkârından ve ruhlarının tenasübüyle birbirine yardım etmesinden ve hürriyeti fikirlerinden ve taassuplarından azade olarak tam ihlaslarından doğan dahi bir şahs-ı manevide bulunur. İşte Kur'an'ı ancak böyle bir şahs-ı manevi tefsir edebilir. Çünkü cüzde bulunmayan, külde bulunur kaidesine binaen, her fertte bulunmayan bu gibi şartlar heyette bulunur. Böyle bir heyetin zuhurunu çoktan beri bekliyorken, hissi kablel vuku kabilinden olarak, memleketi yıkıp yakacak büyük bir zelzelenin arifesinde bulunduğumuz zihne geldi. Haşiye 1. Evet, Van'da Horhor medresemizin damında, esnai derste, büyük bir zelzelenin gelmekte olduğunu söyledi. Hakikaten söylediği gibi, az bir zaman sonra harb-i umumi başladı. Hamza, Mehmet Şefik, Mehmet Mihri. Bir şey tamamıyla elde edilemediği takdirde, o şeyi tamamıyla terk etmek caiz değildir kaidesine binaen, acz ve kusurumla beraber, Kur'an'ın bazı hakikatleriyle, nazmındaki icazına dair bazı işaretleri tek başıma kaydetmeye başladım. Fakat 1. Harb-i Umumi'nin patlamasıyla, Erzurum'un, Pasinler'in dağ ve derelerine düştük. O kıyametlerde, o dağ ve tepelerde fırsat buldukça, kalbime gelenleri birbirine uymayan ibarelerle, o dehşetli ve muhtelif hallerde yazıyordum. O zamanlarda, o gibi yerlerde, müracaat edilecek tefsirlerin, kitapların bulunması mümkün olmadığından, yazdıklarım yalnız sünühat-ı kalbiyemden ibaret kaldı. Şu sünühatım eğer tefsirlere muvafık ise, nurun ala nur, şayet muhalif cihetleri varsa, benim kusurlarıma atfedilebilir. Evet, tasiye muhtaç yerleri vardır. Fakat hatta harpte büyük bir ihlas ile şehitler arasında yazılıp giydirilen o yırtık ibarelerin tebdiline, şehitlerin kan ve elbiselerinin tebdiline cevaz verilmediği gibi cevaz veremedim ve kalbim razı olmadı. Şimdi de razı değildir. Çünkü o zamandaki ihlas ve hulusu şimdi bulamıyorum. Haşiye 2. Yeni Said, Risale-i Nur'daki hakiki ihlas ile yine o ihlası buldu. Yeni Said aynı ihlas ile baktı, tasih yerini bulamadı. Demek sünühat-ı Kur'aniye olduğundan, icaz-ı Kur'aniye onu yanlışlardan himaye etmiş. Nur talebeleri. Mahaza, kaleme aldığım şu İşârâtü'l-İ'câz adlı eserimi, hakiki bir tefsir niyetiyle yapmadım. Ancak ulema-i İslam'dan ehli tahkikin takdirlerine mazhar olduğu takdirde uzak bir istikbalde yapılacak yüksek bir tefsire bir örnek ve bir mehaz olmak üzere o zamanların insanlarına bir yadigar maksadıyla yaptım. Said Nursi. Kur'an nedir? Tarifi nasıldır? Kur'an, şu kitab-ı kebir-i kainatın bir tercüme-i ezeliyesi ve ayat-ı tekviniyeyi okuyan mütenevvi dillerinin tercüman-ı ebedisi ve şu alemi gayb ve şehadet kitabının müfessiri ve zeminde ve gökte gizli esma-i ilahiyenin manevi hazinelerinin keşşafı ve sutur-u hadisatın altında muzmer hakaykın miftahı ve alemi şehadette alemi gaybın lisanı ve şu alemi şehadet perdesi arkasında olan ve alemi gayb cihetinden gelen iltifatat-ı ebediye-i rahmaniye ve hitabat-ı ezeliye-i sübhaniyenin hazinesi ve şu İslamiyet alemi manevisinin güneşi, temeli, hendesesi ve avalimi uhreviyenin mukaddes haritası ve zat ve sıfat ve esma ve şuun-u ilahiyenin kavli şarihi, tefsiri vazıhı, bürhan-ı katı'ı, tercüman-ı satı'ı ve şu alemi insaniyetin mürebbisi ve insaniyeti kübra olan İslamiyetin ma ve ziyası ve nev-i beşerin hikmet-i hakikiyesi ve insaniyeti saadete sevk eden hakiki mürşidi ve hadisi ve insanlara hem bir kitab-ı şeriat, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı hikmet, hem bir kitab-ı ubudiyet, hem bir kitab-ı emr-ü davet, hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı fikir, hem insanın bütün hacat-ı maneviyesine merci olacak çok kitapları tazammun eden tek, cami bir kitab-ı mukaddes, hem bütün evliya ve sıddıkînin ve urefa ve muhakkikînin muhtelif meşreblerine ve ayrı ayrı mesleklerine, her birindeki meşrebin mezakına layık ve o meşrebi tenvir edecek ve her bir mesleğin mesakına muvafık ve onu tasvir edecek birer risale ibraz eden mukaddes bir kütüphane hükmünde bir kitab-ı semavidir. Kur'an, arş-ı azamdan, ismi azamdan, her ismin mertebe-i azamından geldiği için 12. sözde beyan ve ispat edildiği gibi Kur'an, bütün alemlerin Rabbi itibariyle Allah'ın kelamıdır. Hem bütün mevcudatın ilahı unvanıyla Allah'ın fermanıdır. Hem bütün semavat ve arzın Halık'ı namına bir hitaptır. Hem rububiyeti mutlaka cihetinde bir mükalemedir. Hem saltanat-ı âmme-i sübhaniye hesabına bir hutbe-i ezeliyedir. Hem rahmet-i vâsia-i muhita noktayı nazarında bir defter-i iltifatat-ı rahmaniyedir. Hem uluhiyetin azameti haşmeti haysiyetiyle başlarında bazen şifre bulunan bir muhabere mecmuasıdır. Hem İsm-i Azam'ın muhitinden nüzul ile Arş-ı Azam'ın bütün muhatına bakan ve teftiş eden hikmetfeşan bir kitab-ı mukaddestir. Ve şu sırdandır ki Kelamullah unvanı kemal-i liyakatle Kur'an'a verilmiş ve daima da veriliyor. Kur'an'dan sonra sair enbiyanın kütüp ve suhufları derecesi gelir. Sair nihayetsiz kelimat-ı ilahiyenin ise bir kısmı dahi has bir itibarla, cüz'i bir unvan ile, hususi bir tecelli ile, cüz'i bir isim ile ve has bir rububiyet ile ve mahsus bir saltanat ile ve hususi bir rahmet ile zahir olan ilhamat suretinde bir mükalemedir. Melek ve beşer ve hayvanatın ilhamları, külliyet ve hususiyet itibariyle çok muhteliftir. Kur'an, asırları muhtelif bütün enbiyanın kitaplarını ve meşrepleri muhtelif bütün evliyanın risalelerini ve meslekleri muhtelif bütün asfiyanın eserlerini icmalen tazammun eden ve cihat-ı sittesi parlak ve evham-ı şübehatın zulümatından musaffa ve noktay-ı istinadı bil yakin vahyi semavi ve kelam-ı ezeli ve hedefi ve gayesi bil müşahede saadet-i ebediye, içi bil bedahe halis hidayet, üstü biz zarure envar-ı iman, altı bi ilmel yakin delil ve bürhan, sağı bit tecrübe teslimi kalp ve vicdan, solu bi aynel yakin teshir-i akıl ve izan, meyvesi bi hakkal yakin rahmet-i rahman ve dar-ı cinan, makamı ve revacı bilhads-ı sadık, makbul-ü melek ve insü can bir kitab-ı semavidir. Said Nursi.